Herkese günaydın. Fokus'ta karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ersem. Bugün Fokus'ta konuğumuz İmsat Başkanı Ferdi Erdoğan. Ferdi Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Seri iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dün Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi ve sabah da TÜİK'ten konut satış istatistikleri açıklandı. Öncelikle konut satış rakamlarını bir ekrana getirelim. Son Şubat ayındaki konut satışlarında yıllık olarak %18.2'nin lig gerilemenin detaylarında neler var? Haberin hemen arkasından Ferdi Bey ile detayları konuşacağız. Şubat ayında konut satışları önceki yılın aynı ayına göre %18.2 gerilemeyle 78.450 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre konut satışlarında İstanbul 14.462 konut satışı ve %18.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7.690 konut satışı ve %9.8 payla Ankara, 4.403 konut satışı ve %5.6 payla İzmir izledi. Konut kredisi faizlerinde ılımlı bir düşüş görülürken ipotekli satışlarda ise gerileme eğilimi devam etti. Buna göre Şubat'ta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %68.2 oranında azalış göstererek 8.890 oldu. Şubat ayında konut kredisi faizleri yıllık oran dikkate alındığında 3.5 puan gerileme göstermişti. Yabancılara konut satışları ise Şubat'ta hızlı seyretmeye devam etti. TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %92.1 artarak 3.321 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 628 konut satın aldı. Irak'a sırasıyla 307 konutla İran, 236 konutla Rusya Federasyonu, 166 konutla Afganistan ve 150 konutla Kuveyt izledi. Evet, konut satış rakamlarının detaylarını ekrana getirdik. Ferdi Bey hoş geldiniz tekrar. Şimdi aslında inşaat sektöründeki rakamlar ve o pazara geleceğim ama veriler sıcak olduğu için izninizle biraz onunla başlamak istiyorum. Öncelikle Ocak'ta %24, hemen akabinde Şubat'ta da %18'ler aldı konut satış rakamları. Geçen senenin zaten ikinci yarısı zorlu geçmişti konut sektörü için. Bu yılda daralmanın devam ettiğini görüyoruz. Nasıl karşıladınız rakamları? Şimdi inşaat sektörünü birazcık kendi alt bileşenleriyle paylaşırsak ben aslında malzeme sanayi tarafını temsil ediyorum ama bu işe müteahhitlik tarafı var, müşavirlik tarafı var. Altyapı var, üst yapı var. O bakımdan belki hepsi birbirinden ayrı. Yani gayrimenkul, tabii, iş tabii, yerleri, AVM ayırmak gerekiyor. Alışveriş merkezleri, turizm, hastaneler. Doğru. Okullar dolayısıyla bunların konut hepsi. Konut da bunun bir bacağı. Konut bunun önemli bir bacağı. Hı hı. Çünkü neticede kentlere göç devam ediyor. Edecek de bizim kentleşme oranımızın planı 2023'e geldiğimizde %85. Böyle baktığımızda bu kentleşme hızı devam edecek. Hı hı. Bir, iki, kentsel dönüşüm nedeniyle binaların yenilenmesi gerekiyor. 2011 Van depreminden sonra alınan bu önemli bir karar sonrası. Böyle baktığımızda kentleşme ve konut yapı devam edecek. Hı hı. Ancak tabii Türkiye'de şöyle bir şey yaşıyoruz biz. Bu inşaat sektörü özellikle topyekun baktığımızda biraz sanayinin sürdürülebilir büyüklüğünü, büyümesini sağlayacak şekilde planlanmıyor maalesef. Yani en çok ihtiyacımız bu. Biraz akordeon sistemi gibi gidiyor. Yani otoyolda herkes hız yapıyor. Bu hız çok kontrollü bir hız değil. Kimisi daha hızlı gidiyor, kimisi daha yavaş gidiyor. En sonunda hızlı gidenlerde ya trafiği tıkıyorlar ya kaza yapıyorlar. Bir şey oluyor. Ve tıkanıyor. O tıkanma açılmasını bekleyene kadar arkadaki her şey onu beklemeye devam ediyor. Açıldıktan sonra yine bir hız. Son 20 seneye bakarsanız her 10 senede bir, her 5 senede bir, 7 senede bir inşaat sektörü böyle bir sistemin içerisinde maalesef problem yaşıyor. Bunu sürdürülebilir hale getirmek en önemli şey. Birincisi bu. İkincisi, şimdi birazcık hani şeyden bahsetmemiz gerekiyor. 2018'den bahsetmemiz gerekiyor. 2018'in ilk 4 ayına kadar özellikle 2016'da yaşanan o menfur saldırının arkasından küçülen ekonomi, inşaat sektörü buna dahil, 2017'de bir ivmelenme yaşadı. 2017'nin sonu, hatta bu 2018'in Nisan'ına kadar devam etti. Fakat başka bir şey de yaşamaya başladık biz bu arada. Enflasyon 2018'in Ocak ayında tüketicide %10, üreticide %13 iken enflasyon da buna birlikte eşlik etmeye başladı. Evet, 25'e kadar geldi. Kurlar artmaya başladı. Ağustos'ta 24-25'lere kadar çıktı. Şimdi sene sonunda 20 ile 29'a oturmuş gözüküyor. Tüketici 20, üretici 29.
Şimdi 3 tane konu var burada: enflasyon, faiz ve işsizlik. Bunun üçü tek haneye düşmeden Türkiye'de bir piyasaya, ekonomiye güven sağlanmıyor. Çünkü bizim hep planlarımız bunu tek hane üzerine yapıyoruz. Enflasyon, faiz ve işsizlik. İşsizlik. Üçünü tek hane. Sebebi şu: işsizlikte herkes şöyle bir korkuya kapılıyor. Şimdi 13,5 işsizlik son açıklanan. Ben de işimi kaybedersem. Dolayısıyla bir yatırım içerisine girmekten bir kere kenara çekiliyor. İki, faizin yüksek olması borçlanmayı zorlaştırıyor. Hem vadeler kısa hem faizler yüksek. Dolayısıyla bir borçlanmayı mutlaka erteliyor. Bir üçüncüsü de tabii ki enflasyon. Enflasyon da maliyet yönetimini zorluyor. Enflasyon bazen talep varken olursa çok insanlar ondan etkilenmiyor. Ama talep yokken enflasyon artınca o ciddi bir satın almayı da zorlaştırır. Bu üçü hepsi bir araya geldiğinde biraz da hızlı bir kentleşme yaşadığımız için, ki buna kentsel dönüşüm diyemiyorum. Sebebini sorarsanız açıklarım zaten biraz sonra. Bu kentleşme ve bir anda stoğa dönüşen konut ve insanların satın alma gücünün ciddi şekilde zorlaşması 2019'daki yaşanan krizi gösteriyor zaten. Peki şimdi nedenler bunlar ama her sektörde, sadece inşaat sektöründe değil, birçok sektörde, işte tarımda benzer riskler var, finans sektöründe yine riskler var. Bu riskler önceden tamamı bilinmese bile hani biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekmez miydi? Yani bu kadar arz fazlasının olması, çarpık kentleşme, hızlı bir şekilde markalı konut projelerinin büyümesi, yani bu kadarlık talep yokken bir anda bu kadar hızlı arz artışı, inşaatçıların burada neyi düzenleyemediğini ya da neyi öngöremediğini bize gösteriyor. Hani biraz o tarafta da belki eleştirisel yaklaşıp hani neler yanlış yapıldı onu da konuşmak gerekir. Birazcık yap sat ve sat yap birbirine karıştı bu dönem. Bir, bu çok etkili. İkincisi, kentsel dönüşümün baştaki o, hani ben bunu bir kısmının finanse ederim, işte kiralar öderim, dolayısıyla burada teşvik sistemini çalıştırırım şeklindeki girişmeyle müteahhitlerimizin büyük bir bölümü önce kupon arazilerin peşine düştüler. Dediler ki bu kupon arazileri biz önce bir değiştirelim ve burada ciddi bir neticede gayrimenkul değerleme yaşarız. Talebin üstündeki yapılan bir arz ve bunların finansman modelinin çok sağlıklı olmaması, insanların bunu satın alma gücünü yakalayamaması bir anda satılamayan konut stoğuna dönüştü. İşte bunun erimesini beklemek şu anda zaten olmazsa olmaz kural. Bunun da erimesi herhalde bir 2-3 sene sürecek gibi gözüküyor. Ama sadece konut değil, tabii turizm merkezlerinin yeniden yenilenmesi ve yapılması son derece önemli. Çünkü turizm hamlemiz var. Alışveriş merkezlerinin yenilenmesi son derece önemli sektör adına. Özür dilerim. Bu çok son derece önemli. Konutun altyapıda çok ciddi, işte yoldan, otoyoldan, köprülere, alt geçitlerden, limanlara kadar yapılması gereken lojistik alana yapılacak yatırımların başlaması önemli. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili, 8333 kilometre deniz limanımız var, 174 tane limanımız var. Ama lojistik kısmında hala altyapının eksik olduğu bir konu var. İşte demir yollarının buralar olan bağlantısının, organize sanayi bölgeleri olan bağlantısının sağlıklı olmadığını biliyoruz. Belki bunlara doğru bir yönelip önce sanayinin yönlendirilmesi ve büyümesinin planlanması, arkasından da ihtiyaç konutların yapılması gerekiyor. Şimdi faize biraz daha detaylandırmak istiyorum izninizle Ferdi Bey. Arkadaşlar da ekrana getirdi. Yani konut fiyatlarında bakıldığında yıllık değişim %7,6 Türkiye geneli. TÜFE'ye baktığımızda bu rakam, siz de az önce söylediniz, %20'lerdi. Enflasyonla konut fiyatı arasındaki makas açılıyor. Öte yandan dolayısıyla mevduat faiziyle konut fiyat artışlarındaki makas da açılıyor. O yüzden acaba yatırımcılar için, yani sadece konut diye düşünmeyelim, bunu herhangi bir gayrimenkul yatırımı da olabilir tabii ki bu. Önümüzdeki süreçte bu fiyat artışı ve enflasyon arasındaki farkın açılması eskisi kadar yatırım olarak cazibesini de yitirmesine mi sebep oldu sektör? Genelde bizde çünkü yatırım aracı olarak aslında anlatılır konut, ama faizler çok yüksek olunca cazip değil mi? Ya şimdi şöyle düşünün, emlak gayrimenkul değerlendirmeciler neyi söylüyorlar? İşte İstanbul'u konuşalım. Kira geliriyle konutun geriye dönüş süresi 39-40 yıl. Şimdi 39-40 yılda geriye dönen bir yatırım hiçbir yatırımcı için cazip değil, ihtiyacı değilse. İkincisi, kira bedelleriyle konuta yatırılan paranın geriye dönme hızıyla şu andaki faize yatırılan paranın yarattığı kaynak aynı ölçekte olmadığı müddetçe insanlar parasını öncelikle
kendi ihtiyacı olan geçimine ve geleceğine dönük tasarrufa zorluyor. Dolayısıyla tasarruf, gayrimenkul bir tasarruf aracı olmaktan çıkıp değer kaybeden bir yapıya dönünce insanlar konuttan kaçıyor. Bu faiz ortamında kimse bu faizlerle, bu yüksek giderlerle bir konut sahibi olmayı planlamaz. Hı hı. Aylık 2018'deki konut faiz oranı 1,75 ay, olması gereken ne? 0,5 aylık, 0,6 aylık faizlerin olması lazım. Ve bunun da uzun vadeli olması lazım. 4 yıl, 5 yıl, 6 yıllık değil, belki 15-20 yılların planlanması gerekir ki ihtiyaç konudun ihtiyacı sağlayabilecek gelire sahip insanlarla buluşması ve o konutların satılabilir hale gelmesi lazım. Şimdi biraz da tabii ki sektörde sizin tarafınızdan faizleri, sanayi tarafından da faizleri konuşalım. Yani hep biz yatırımcı için ya da bireysel konut almak isteyen kişi için ya da konut yatırımını yapacak kişi için düşünüyoruz ama siz o inşaat yatırımını yaparken de mevcut ticari kredi faizleri tabii ki üzerinizde bir baskı. Kesin. Bunları biraz anlatır mısınız bize? Yani şu an ticari kredi faizleri tekrar görece en azından 3-4 ay öncesine göre aşağı gelmiş olabilir. Ama yani %30'lar 40'lar olmasa bile hala yüksek, herhalde 20-25 bandında. Şimdi EBITDA'sı şirketlerin bu oranlarda olmadığı müddetçe o bu faizle yatırım yapmak ya da işletme sermayesi alarak ekonomisini yönetmek çok ne akılcı ne de mümkün. Şimdi en çok neden konuşuyoruz? Biz malzemenin fiyat ve maliyet artışlarından konuşuyoruz. Şimdi malzemenin içerisinde ne var? Biz çimento, seramik, cam, tuğla, kiremit gibi, inşaat demiri gibi enerjiye dayalı bir sektörü temsil ediyoruz. %100'e varan enerji fiyatlarının arttığı bir yılı yaşadık. Yani işte doğalgaz 800 lira standart 1000 metreküp'ün fiyatı iken 1550 lira mertebesine ulaştı. Enerji maliyeti. Enerji tabii, elektrik. Kur etkisi zaten. Tabii OSB'lerde enerji elektrik 27 kuruştu, 53 kuruşlara çıktı. Şimdi bir ortalama maliyet analizi yaptığımızda bunun %30'u ortalamayı söylüyorum. Enerji. %20'si ithal girdi ham madde. Burada da kur etkisi %30. Geçen sene %30 yerli ham madde, %10 işçilik, %10 da diğer giderler. Diğer giderlerin içerisinde faizi rahatlıkla koyabiliriz. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğumuzda biz %44-45 maliyet enflasyonu hesaplıyoruz. Şimdi 44-45 maliyet enflasyonu sanayici %25-30 fiyat geçişiyle sağlaması mümkün değil. Enflasyonu da alamadığına göre kendi maliyet enflasyonunu. Dolayısıyla krediyle bu işlerin ekonomisinin dönmeyeceği ortada. Kendi kaynaklarıyla dönmeye çalışır. Doğru. Ama kendi kaynaklarıyla önceliklere baktığımızda mevcut fabrikasını mı yenilesin? Onun teknolojisini rekabetçi olması için teknolojisinin 5 olması gerekiyor bu sektörde. Oraya mı çeksin? Yeni yatırım mı yapsın? Yeni yatırım yaptığı yerde altyapının buna uygun olup olmadığını mı kontrol etsin? Dolayısıyla bu süreç biraz zor gidiyor. Yani yatırım ikliminin oluşması gerekiyor. Onu da en başta söyledim. Evet. Faiz, kur, enflasyon, işsizlik. Tek aynı. Evet, tek İnşaat aynı. Malzemelerinde ithalatın son 5 yılın en düşük seviyesine gelmesi de aslında bu anlattıklarınızın bir sonucu herhalde, değil mi Ferdi Bey? Yani o tarafta ithalatın bu kadar düşmesi. Şimdi bizim iki tane ithal malzememiz var. Bir tanesi girdi malzeme, yatırım malzemesi. Burası ciddi düştü. Bu aslında büyümeyi de etkiliyor. O bu olmadan hani mamul malzemenin üretilmesi zor gibi gözüküyor. Bir de son ürün girdisi var. Yani bizim Türkiye'de üretebildiklerimiz var. Orada 8 milyar dolara düştü. İhracatta 21,5 milyar dolara çıktı. Her zaman bu 8, 9, 10 milyar bantında olur ama hiçbir zaman 11-12 milyar dolara bir ithalatı yaşamadık. Şimdi 8'e düştü. Olması gereken ne? Belki 5-6 milyar dolarlara kadar inmesi lazım. İhracatımızın olması gerekenle 30 milyar dolara çıkması lazım. Burada şöyle bir makas yaşıyoruz biz. İthalat hiçbir ay 500 milyon doların altına düşmüyor ama 1 milyar doları da geçmiyor. İhracat da 2 milyar doları geçmiyor ama 1 milyar doların altına düşmüyor. Yani bu bantın bizim ithalatta 500'ün altına düşen bir hayat yaşamamız lazım. İhracatta da 2-2,5-3 milyar dolarlık aylık performansı yaşamamız lazım. Peki o zaman bu ihracat tarafını konuşalım. Her sektör için konuşuyoruz. 2019'un olmazsa olmazı diyoruz. Konut sektörü, inşaat sektörü içinde bir, yabancıya konut satışları, iki, inşaat tarafında da
yurt dışından alınan ihaleler, yurt dışına yapılacak olan evet. inşaattaki projeler. Nedir oradaki son rakamlar ve nasıl artabilir tabii? Şöyle, bizim 2013-2014 ihracatına söylüyorum bunu. Belki de en iyi olduğumuz yıldı. 23-24 milyar dolar yıllık ihracatımız. Bundan 5 yıl önce. İşte 2013-2014, evet. Yani o zaman ekonomi de iyi büyüyordu. Aslında şöyle bir yumurta tavuk ilişkisi var. Yani ekonomi büyüdüğü için inşaat sektörü büyüyor. İnşaat sektörü büyüdüğü için ekonomi büyüyor. O birazcık kendi kendine rakamların kovaladığı, hani kedi kuyruğunu kovalıyor bir yapısı var. Biz çevremizdeki ülkelerdeki pazarı kaybettik önce. Yani hangi pazarlar? Irak, Suriye, Libya, Rusya. Rusya'da bir uçak düştü. O pazardan neyse tamamen çıktık. Türkiye Cumhuriyetler ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde petrol fiyatları 50 dolarlarının altına düşünce onların ekonomisi kilitlendi. Dolayısıyla oraya olan ihracat durdu. Biz bir anda 15-16 milyar dolara geriledik. Ama 25 milyarlardan. 23-24 milyar dolarlardan. Ama o kadar kolay yerine koyabiliyoruz ki, çünkü biz Batı'nın standartlarıyla üretip Doğu'nun fiyatlarıyla rekabet eden bir yapımız var. Bir anda 21,5 milyar doları bulduk. 2019 hedefimiz 23-24 milyar dolar. Peki hangi pazarlarda büyüdük? Olması gereken Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, bu pazarlarda büyüdük. Bu pazarlar bizim her zaman, Türkiye'nin genel ihracatı için de bu geçerli ama inşaat sektörü için de geçerli. En büyük pazarlarımız, her biri 1 milyar dolar ihracat yaptığımız İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, böyle ülkeler var. Bu ülkelerde olan bizim ihracatımızı kaybetmememiz gerekiyor. Çevredeki işlerimiz de düzelirse 30 milyar dolar çok rahat görürüz diye düşünüyoruz. Hangi pazarların önce tekrar canlanmasını bekliyorsunuz? Suriye, Irak. Yani önce bunlar, orada da o tabii, pazarlar. Önce onun ve Rusya'nın. Ama Rusya'da şöyle bir şey oldu tabii. Biz Rusya'ya ciddi bir 20 senede inşaat müteahhitlik kısmıyla, malzeme kısmıyla, hatta istihdam kısmıyla gittik. Ama başımıza gelen hadise bir anda bizim topyekün çıkmamıza neden oldu. İşte ihracatımız 1 milyar dolarken kastettiğim malzeme 200-250 milyon dolarlara düştü. Kim girdi bizim yerimize? İşte Polonya gibi daha önceden Sovyetler Birliği ile bağlantısı olan, işte Varşova'dan Moskova'ya 1000 kilometre demir hattının her zaman çalışır olduğu bir kanalı biz tekrar onların eline vermiş olduk. Şimdi tekrar pazar düzeliyor. Bu tabii ki düzeliyor. Bu pazarların büyümesini bekliyoruz. İki, özellikle Doğu Avrupa, Balkan ülkelerinin yeniden yapılanma sürecinde bizim malzemelerimiz mutlaka yer alması gerekiyor. Afrika pazarı, özellikle Kuzey Afrika. Çünkü biz Güney Afrika'da ya Sahara altında biraz zorlanırız. Orada Çin var zaten. Çin daha önce de yerleşmiş vaziyette. Eğer petrol fiyatları da 70-80 dolarları bulursa bu petrol üreten ülkelerdeki bizim işimiz artacak gibi gözüküyor. Bir ilave yapacağım. Bizim Türkiye'ye gelen büyük projelere baktığımızda Türkiye'de yapılan işte Çanakkale Köprüsü, Çanakkale 1915 Köprüsü. Güney Kore müteahhit proje, malzeme hepsi oradan. Biz ihracat yaparken birlikte hareket edemiyoruz. Ne müteahhitimiz, ne malzeme, ne müşavirlikle birlikte gidemiyoruz. Yani malzeme ayrı gidiyor. Müteahhitlerimizin içerisinde ana yapımcı sayısı çok düşük. Daha çok o büyük müteahhitlerin... Daha o zaman ithal ediyoruz. Altyapısı. Tabii ithal ediyoruz. Yani hepsini ithal ediyoruz. Altyapı anlamında. Evet, evet. Önce bizim kendi ülkemizde Made in Turkey'in yerine tam oturması gerekiyor. Nasıl olacak o peki Fadi? Birazcık güven artı bizim yurt dışı finansman modelini özellikle bu alanda çözerek, dışarıda proje alarak ve projeleri bitirerek bizim bir akreditasyon, bir referans listemizin oluşması gerekiyor. Yani şimdi demir çelik, kar demir falan, tabii 1930'larda yapılmış fabrikalar, bir Aspaköprü çeliğini yapmaktan uzak olmaları mümkün değil. Ama bunun referans, akreditasyon kısmı eksik olduğu için insanlar güvenerek kullanmaktan imtina ediyor. Aynen Türkiye gibi. Önce kamunun, bizim kendi kamumuzdan bahsediyorum, kendi malımıza, müteahhitimize güvenerek bu işleri onlara vermesi son derece önemli. Bizim kendimizi geliştirme hızımız yüksek ve buraya çok çabuk adapte oluruz. Yeter ki dünyada sayılı büyük müteahhitlerin yapımcısı müteahhit grubundan çıkıp ana müteahhitlik tarafımızı oturtturalım. Malzeme zaten bunun arkasında çok kolay doldurur. Peki, kamu demişken ve bu büyük projelerden bahsetmişken orayı biraz detaylandıralım Ferdi Bey. Özellikle büyük altyapı projeleri, işte şehir hastanelerini çok konuşuyoruz son dönemlerde. Kamu özel işbirliği olan birçok sektör var. Bak, birçok inşaat var, affedersiniz. Bunlarda da bir yavaşlama var. Ama zaten hükümet son yeni ekonomi programında, Bakan Albayrak'ta bu tarz mega projelerin, büyük projelerin tabii 2019'daki dengelenme sürecinde biraz frene basılacak, duracağını söylemişti. Ne dersiniz? Oradaki projelerde o yavaşlamayı hissediyor musunuz?
Var olan projeler, tamamlanan projelerde, ödemelerde güçlük yaşanıyor mu? Ne var şu an sektörde? Şimdi iki tane konu var burada Güzem Hanım. Yani bir tanesi bu şehir hastanelerine bir bakarsak hep beraber zaten çoğu yüksek miktarda ithal malzeme kullanıyor. Onun için kamu önce buralarda yerli malzemeyi bence desteklemesi ve mecbur kılması gerekiyor. Sadece TOKİ projelerinde yerli malzeme kullanan baskısı yetmez. Şehir hastanelerinin içerisinde... TOKİ de yerli ama şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri, ithal. Peki yani, biraz daha örnekleri artıralım mı? Yani şehir hastaneleriniz, TOKİ deniz, başka neler var? Çanakkale Köprüsü'nden bahsettiniz. İşte Çanakkale Köprüsü'nün, Asma Köprüsü'nün çeliği Güney Kore tarafından temin ediliyor. Muhtemelen İtalya'dan temin edilen çelik. Doğru. Bunların hepsinin bir kere Türkiye'de yapılır hale gelmesi lazım. Biz 500 metreye kadar işte Adıyaman tarafında yapılan bir asma köprü var tamamen yerli. Orada kendi çeliğimizi, kendi malzemelerimizi, kendi müteahhitimizi kullandık. Bunu işte 1500-2000 metrelik köprülerde de kullanır hale gelmemiz lazım. Şimdi öne çıkan konu işte finansmanıyla beraber geliyor. Doğru, finansmanlarıyla beraber geliyor. Bizim de bunun finansman modelini işte şimdi yeni kurulan Emlak Bankası, Exim Bank bunların üzerinden öncelikle bu projelerin topyekun hareketine kaynak ayırarak ve sanayiyi burada destekleyerek. Çünkü sanayinin cesarete ihtiyacı var. Sanayi cesaretini kaybedince ölçeğe yöneliyor. Ölçeğe yönelince daha komodite ürünleri üretir hale geliyor. Halbuki inovasyon tarafı, Ar-Ge tarafı tamamen az satılan ama dünyada niş ürünü olan yerlere odaklanmamızı sağlaması lazım. Buna ihtiyacımız çok yüksek. Ferdi Bey, ödemelerde sıkıntı var mı şu an için? Yani piyasada çünkü bir likitte de yok. Yani hem özel sektör bacağı hem kamu tarafında karşılıklı olan ödemelerde vadeler uzuyor mu? Bunu hissediyor musunuz? Şimdi güneş çarık çarık aya ilişkisi. Yani dolayısıyla önce kamunun hep söylenen şey iki tane şey söylüyor Sayın Bakanımız. Bir, alacakların ödenmesi, iki, KDV'lerin iadesi. Şimdi bunun ikisinin hayata geçmesi aslında kuyudan su çekmeye motorun gücü var ama önce suyu, motoru çalışmak için bir suyun konması gerekiyor. Sonra kendi suyunu çekiyor zaten. Şimdi buna ihtiyaç var. Bu da söyleniyor ama çok güçlü bir şekilde piyasaya yansımış değil. Bu arkadan neyi getiriyor? Barter sistemini getiriyor. Yani önce kanal, yani satıcılar, bayiler, sonra sanayiciler mecburen paralarını kurtarmak için ya da almak için yapılmış konutlardan barter sistemiyle konut temini. Şimdi bu konutlar satılmadı. Zaten satılmayan konut bir daha satılmayan konuta dönüşüyor. Bu sefer aslında gayrimenkulcülerin buna itiraz etmesi lazım. Gayrimenkul değeri düşüyor. Yan yana 3 tane daire var. Bir tanesi arsa sahibinin, bir tanesi müteahhitin, bir tanesi de barterla sanayicinin eline geçen yapı. Kim daha çabuk kurtulmak ister bundan? Sanayici kurtulmak ister. Gayrimenkulün değeri nasıl artacak? Zaten kendi içerisinde bir rekabet doğuyor. Yani dolayısıyla barter sistemini, yani dünyada olan bir sistem ama tehdit eder hale gelmeden, sanayicinin kaynağını bulmakta zorlanır hale gelmeden önce alacakların KDV iadelerinin çok hızlı bir şekilde sanayiye aktarılması şart. Şimdi Emlak Bankası 21 Mart'ta faaliyete geçiyor. Hayırlı olsun. Evet, biraz ondan bahsedelim isterseniz. Ne olacak? Yani 21 Mart Emlak Bankası faaliyete geçtikten sonra Murat Kurum da söyledi. Sektör için ne ifade ediyor? Nelerde kolaylık olacak? Ben Sayın Genel Müdürü Deniz Aksu'nun yalancısıyım. Biz onunla oturduk konuştuk. Çok da değerli bir genel müdür. Hayırlı olsun. Bir kere sektörü çok iyi analiz etmiş. Çok iyi bilgi sahibi. Biz yaptığımız toplantıda biz ona bir sunum yapacaktık ama Sayın Genel Müdür bize bir sunum yaptı. Sektörün sorunlarını biliyor. Söylediği şey çok önemli. Türkiye'de akıllı şehir, akıllı kent, yani vizyon, bu vizyonu tamamlamak için ya da yerine getirmek için müteahhitlikten önce biz sanayiciler üzerinden inşaat sektörünün finansmanını modellememiz gerekiyor. Yani neden? Doğru kaynağı doğru yere aktararak. En başta sorduğunuz soru. Yani konu stoğunu mu patlatalım yoksa ihtiyaç alanlara mı dönelim? İhtiyaç alanları en iyi belirleyecek olan yine sanayicinin kendisi. Dolayısıyla kamuyla beraber tabii ki. Buranın finansmanı son derece önemli. İkinci kıymetli bir bankamız daha var. O da Exim Bank, dış ticaret için. Orada da Sayın Genel Müdür Adnan Yıldırım çok doğru şeyler söylüyor. Özellikle yine geçen hafta burada ağırlamıştı. Risk haritasını büyütmek istiyorlar. Alacak sigortasını riskli bölgelere yaymak istiyorlar. İşte en son yayınlanan risk haritasına baktığımızda sadece Batı Avrupa, Kuzey Amerika yani Atlantik'in etrafındaki ülkeler yeşil gözüküyor risk haritasında. Onun dışında her taraf sarı, kırmızı, inanılmaz renkler. Bizim ülkemiz de bunun içerisine giriyor sarı rengiyle ki kırmızılar var. Buranın riskinin
Exim Bank tarafından desteklenmesi, yönetilmesi önemli. Ferit Bey, son bir dakika içerisinde siz İmsat Başkanı olarak, İmsat olarak Emlak Bank'ın hayata geçirilmesiyle ilgili bir manşet verseniz ne verirsiniz? Yani sektörde en önemli problem ne ve Emlak Bank'la neye çözüm bulunacak? Yenileme pazarına. Türkiye'nin ciddi bir yenileme ihtiyacı var. Biz kentsel dönüşümle her binanın yeniden yapılacağını zannediyoruz. Hı. Öyle bir lüksümüz, öyle bir hayatımız, öyle bir planımız da yok. Dolayısıyla kimse camı kırılmadan evini değiştirmiyor. Peki. Yenilemeden kastettiğim cam, seramik, boya değişimi değil. Hı hı. Derin yenilemeli biz binaları depreme dayanıklı hale getiririz. Enerji verimli hale getiririz. Su yalıtımlı hale getiririz. Bütün bunların hepsini koyduğumuzda aslında emlak katılımında aslında bunlara aracılık edecek. Evet, hepsini edecek. Finansmanını kurabilir. 2019'da ama herhalde daralmayla bitireceğiz değil mi? Büyüme bekliyor musunuz? Hayır. 2019'da? Yani ilk 6 ay bir büyümenin olmasını kimse beklemiyor. Yılın tamamında. Yılın hafif tamamında daralma. Yani biz ya 2018'i yakalarsak inşaat sektörü olarak, o da nedir? 85 milyar dolar iç pazar, 21-22 milyar dolar dış pazar, 106-107 milyar dolar. Bunu korursak bizim için büyük bir başarı. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz ve katılımınız için. İnşaat Başkanı Ferdi Erdoğan'ın görüşleri böyleydi. Şimdi İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Terlioğlu'na gideceğiz. Telefon attığımızda olacak. Tahir Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gizem Hanım. Çok teşekkürler. Ne dersiniz son rakamlar için? Hem konut sektörüne gelen rakamlar hem de az önce Ferdi Bey'le de konuştuk İmsat'la. Emlak Katılım Bank'ın tekrar hayata geçirilmesiyle ilgili. Vallahi Emlak Katılım Bank'ın tekrar hayata geçirilmesi beklediğimiz bir şeydi. Olumlu bir gelişme. Çünkü artık bundan sonra Türkiye'de özellikle büyük projelerin, kentsel dönüşüme dayalı projelerin değişik modellerle finans edilmesi lazım ve desteklenmesi lazım. Bu açıdan çok faydalı olacağını düşünüyorum. Alo. Buyurun Tahir Bey, dinliyoruz sizi. Tahir Bey, duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum. Evet, buyurun. Evet, geliyor sesiniz, dinliyoruz. Dediğim gibi Emlak Bank'ın tekrar hayata getirilmesi özellikle bu zorlu geçtiğimiz süreçlerde kentsel dönüşümü desteklemek ve büyük projeleri de finans olarak değişik modellemeler üzerinden desteklemek açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Peki son rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Konut satışlarında çünkü daralma devam ediyor. Konut fiyatlarında da artış hızı %7'lerde Türkiye genelinde. O da %10'lardan 7'lere geldi. Sektörde 2019'da yine daralma sürecek mi sizce? Şimdi takdir edersiniz bu açıklamalar biraz geçmişten gelen faaliyetlerin açıklamaları oluyor. Yani bu çeyrekte açıklanan rakamlar son 3 ayın verilerini yansıtıyor. Dolayısıyla son 3 ay, 6 ay hatta 9 aya kadar olan süreç zaten sektörün en ölü olduğu dönem ve süreçti. Bu Ocak ve Şubat rakamları, geçen ayın rakamları. Geçen ayın rakamları. Evet, yine geçen ayın rakamları da işte geçmiş ay ifade ettiysen yani kışın en durağan olduğu dönem rakamları. Ama biz özellikle konut kredi faizlerinin işte 1.28 seviyesinde kan bankaları tarafından düşürülmesi sektörde bir hareketlilik oluşturdu. Seçim endeksli bir durağanlık yani kış sezonu işte olumsuz havaların etkileşiminden bir olumsuz piyasa